Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 29. söz 531. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzülül melâiketu ve ruhu fiyâ biizni rabbihim. قُلُ الرُّهُ مِنْ اَمْرِ رَبِّ Çalıştık mı? Evet. Tamam, peki hadi bakalım. Seni dinliyorum. Ha sen miydi? Tamam. Remizli bir nükte abi. Nokta ve nükte arasında... Fark. Fark yani nokta, nükte enfüse, nokta zahiren bakıyor abi. Nasıl dedi? Nükte enfüs, nokta zahiren bakıyor. Bu şekilde düşünmeliyiz. Nükte ile nokta mı dedin? Evet abi. Ha nükte ile nokta. Ha ne dedin bir de söyle. Nokta, yani nükte diyor ya abi cümle başından. Nükte enfüse bakıyor. Nokta zahire bakıyor. Yani burada ileride zaten istidat ve kabiliyet noktasında söyleyecek abi. Hani bir tanesi esmaya bir tane sıfata bakıyor ya. Bu şekilde mi düşünmeliyiz bunu? Evet. Bir de şu var. Nokta bir şeyin nihayeti değil, maziyi unutmadan geleceğe bakmak. Yani noktadan sonra baş harfli baştan oluyor ya. Adeta nokta hem baştır hem sondur. Yani bir şeyin sonu diğer bir şeyin başlangıcıdır. Yani Risale-i Nur'da mesele, nükte, reşa, katre, nükte bunlar hepsi bilerek söylenilmiş. Mesela reşa daha çok nerede geçiyor? Mucizat Peygamber Aleyhisselam'ın şeyinde geçiyor. Reşa ağacın çekirdeğe hulasalanması. Noktanın ise çekirdekten ağacın olması. Temessül. Reşada tereşüh mü diyor abi? Reşada tereşüh var. Yani ağacın çekirdeğe hulasalanması. Reşa. Noktada ise çekirdekten ağacın olması, yönü anlatıyor. Nükte ise ortaya çıkanı yorumlamaktır. Mesela burada nükte okuyacağız, ruh tahlil edecek. Nokta olmaz burada. Noktadan çıkanlar bunlar. Mesele hariçtir. Mesele, ince remizli bir mesele diye. Biraz daha abi, iki ağaç, ağacın iki kök gibi iyilik bir tarafa, kötülük bir tarafa, zarar bir tarafa, kar bir tarafa şeklinde söyleyecek. O zaman biz kainata şunu diyebilir miyiz? Kainat arşın altıdır. Çünkü bunlar sonunda cennet cehennemde toplanacaksa, biz de kainata bakıyorsak abi, cennet cehennemde arşın altındaysa, o zaman bu kainat arşın altıdır. Yani biz ben kainat daha önce Kavsiyene kadar düşünüyordum ama buradan anladığım kadarıyla demek ki arştan aşağı. Arştan aşağı olması lazım. Şeceri hilkat tümdür. Tümdür. Doğru mu abi? Evet doğru abi. Şeceri hilkat bütün o varlığı kapsar. Kainat ise arştan aşağı, arştan yaratılan. Çünkü niye? Bedeni oraya kadar gitmiş Allah Resulü'nün. Arşa kadar bedenini alması aynı hikmettir diyor. Arşa kadar almış. Arşa zamana kadar almamış. Farkında mısınız o Miraç misalesinde? Gözünü, kulağını ve bedenini diyor arşa kadar alması aynı mukteza hikmettir. Peki ondan sonra lef-i mahfuz var ve arş-ı azam var. Yani arş, o haritayı böyle bilmesek bu yerlerde yürümek zordur. Arş, üstü lef-i mahfuz, daha üstü arş-ı azam, daha üstü kab-ı kavsen, mecul, esma, sıfat, şunat, mahiyet. Tamam. İçinde iki unsur var ki her tarafa uzanmış kök salmış. Güzel çirkin, nefs zarar, kemal noksan, ziya zulmet, hidayet dalalet, nur nar, iman küfür, taat isyan, haf muhabbet gibi asarlarıyla, meyveleriyle şu kainatta ezdat zıtla birbiriyle çarpışıyor. Evet, arş-ı azamda zıt yok yalnız. O zaman arş-ı azam lüp diyebilir miyiz abi? Lüptür zaten.
çarpışıyor. Devam edeyim mi? Evet tabi. Daima tagayyür ve tebeddülata mazhar oluyor. Başka bir alemin mahsulatının tezgahı hükmünde çarkları dönüyor. İleride abi tebeddül ve tahavvülden bahsedecek de. Tahavvül enfüs alemindeki değişimler, benim anladığım. Tebeddül de zahirde, hani bu su ilişkisi. Tebeddül, enfüsteki haletlerin değişimi de tahavvül şeklinde, anladın. Bu nasıl mesela insandaki güzel huylar, mutluluklar cennetten geliyor. Şeyde diğer buhran bunalım demiştiniz abi. O da cehennemden geliyor. O şekilde bize doğru aktığı için, kainata doğru aktığı için orada tekrar ayrılacak gibi olacak. Hı hı. Burada bir hepsi birbiri içinde bir karışım var. Bu da işte tagayyü değişim oluyor sürekli insanda. 18 bin alem demiştiniz. Değişim oluyor insanda. Bu İnsanın ona bakıyor yani o şekilde. Daima tagayyü ve tebeddülata mastar oluyor sürekli insan. Halete değişiyor, mutlu oluyor, sinirleniyor, öfkeleniyor, inat ediyor, bu tarz şeyler. Bunların hepsinin kaynağı, yani insandaki bu hislerin kaynağı esma noktasında cennet ve cehennem. Tamam. Netice itibariyle diyorsun. Ha, netice itibariyle. Hı-hı. Başka bir alemin mahsulatının tezgahı hükmünde bu dünya. Bu dünya. Evet. O zaman bu dünya tezgahtır. Ham madde oradan geliyor, burada işleniyor abi. Evet. Ben de şey diyorum. O alemlerden gelenler seni işliyor, seni tebeddülata yapıyor, ondan sonra ahirete uygun hale getiriyor. Ya cennet veya cennet. Tebeddül neydi? Yani kelime manası değişim abi. Nedir o? Değişim. Yani çekirdek yumurta, yumurta çekirdek. Yani çekirdek ağaç, ağaç çekirdek. Bedelleşmek yani. Hakikatlarını değiştirmemekle suretini değiştirmek. Tebeddül. Ha. Devam ediyorum. Çünkü başa geleceğiz daha. Evet abi. Elbette o iki unsurun birbirine zıt olan dalları ve neticeleri ebede gidecek. Temerküz edip birbirinden ayrılacak. Merkezleşecek, toplanacak abi. O vakit cennet cehennem suretinde tezahür edecek. Madem alemi beka şu alemi fenadan yapılacaktır. Elbette anasır esasiyesi bekaya ve ebede gidecektir. Anasır esasiyeti abi külliyat tarattım da sadece Kur'an-ı Kerim'in anasır esasi olarak bahsediyor. Tevhid, haşir, nübüvvet, adalet ve hikmet. İbadet ve hikmet. İbadet ve o şekilde. Bu neyi saydı? Kur'an-ı Kerim'in anasır esasiyesi. Bunlar abi. Onun haricinde bir şey bulamadım. Ben bulamadım abi. Bekaya ve ebede gidecektir. Evet, cennet, cehennem şecere-i hikatten ebed tarafına eğilerek giden dalın iki meyvesidir. Ve şu silsile-i kainatın iki neticesidir. Bu ve şu şeyli şuunatın iki mahzenidir. Ve ebede karşı cereyan eden ve dalgalanan mevcudatın iki havzıdır. Lütuf ve kahrın iki tecelligahıdır. Dest-i kudret bir hareketi şedide ile kainatı çalkaladığı vakit o iki havuz münasip maddelerle dolacaktır. Bu çalkalamaya örnek olarak da işareti göreceğiz da süt ve yağ veriyor abi. Sayfa 143. Salladığımız zaman nasıl sütü salladığımız zaman yağ üstüne çıkıyor, şey altında kalıyor süt. O şekilde ya çalkaladığımız zaman bir belagat tabiri olsa gerek abi. Tamam. Güzel. Peki atıflarını ver bize. Abi işareti rücaz 18. Oku bize. Bak neyin atıfını yapacaksın? Şeyde Cenab-ı Hak her şeye evamir tekbirinin geri meyil vermiş abi. Her şeye. Her şey kemalata doğru meyilli. Her şey kainatta. Her şey abi. Kaç sayfa? 18'de abi. Ne diyor? Bakalım abi. Bütün eşyalar kanun tekamüle dahil. Kanun tekamüle dahildir. Ve bir mail vermiştir onlara. İyimin ilk mail abi. Ondan sonra ihtiyacı. O zaman bu neyi gösteriyor bize? Tamam. Ahiretin en kesin delillerinden bir tanesi de insandaki ve eşyadaki her şeyin mükemmele doğru gitme meylidir. Bu eğer öyle mükemmel denilen bir makam ve o makamın cezbediciliği olmasa eşyada böyle bir alamet olmaz. Unutmayın. Bu kesindir. Kafir mümin fark etmiyor. Evet demek zorundadır. Mesela bak
demir. Mıknatıs onu çekiyor. Şimdi mıknatıs görmüyoruz. Burada bir perde olsa ince tül. Bu demir çekiliyor. Ne deriz? Bir çeken var yani burada. Bu çekiliyor çünkü. Eşyanın tabiatında her şey olduğu yerde durması lazım. Bir şey çekiliyorsa, çok da ilginçtir Harun, çekilmeye yönenine baktığımız zaman mükemmele doğru gidiyor. Her şey mükemmele hamile. Çekirdeğe şeye bakıyoruz, ağaca hamile. Gübreye bakıyoruz, elmaya hamile. Her şey bir yere doğru hareket ediyor. Onun için duruyorum üzerine. Her şey kendisinden daha kıymetli bir yere doğru, yöne doğru hareket ediyor. Her şey ama. Elektronlarından tut ve dünyadaki zerrata kadar. Peki sorulsa, niçin zerreler kendisinden daha mükemmel bir şeyi, hedefi var imiş gibi, şuuru var imiş gibi, orayı biliyormuş gibi hareket ediyor? Cevap ne olabilir? Nuraniyet kesmetmek için. İşte yani dahilden, dahilin dışında bir cevap yoktur. Yani sebeplerle izah edilemez. Burada diyor sana bütün dedenizi. Ne diyor? Sayfa, kitap söyleyeceksin, sayfa söyleyeceksin. Sözler 522. Ne diyor? Demek bu vicdani olan incizap ve cezbe bir gayi hakikinin ve bir hakikati cazibedarın yalnız cezbiyle olabilir. Üçüncü medar mı? Sekizinci medar. Sekizinci medar. Yani bir insan hakikaten acayip bir şey ya. Bekaya doğru çekiliyor. Bende beka var. Ve oraya doğru hakikaten istiyorum. Her şeyimi bekalaştırmak istiyorum. Fotoğraf çekiyorum. Kayıt altına alıyorum. Unutulmak istemiyorum. Unutmak istemiyorum. Yani bakın insan isteklerine. İsteklerine doğru hareket ediyor. İsteklerine göre yapıyor. Canım istiyor diyorsun. Ya bir yere doğru çekiliyorsun. İnsanda ne var? Meyil var. Mükemmele doğru meyil var. Bir tanesi de mesela olan bugün iki tane gözüm var ya. Yarın bir tek gözde olayım ya. Bakayım nasıl olayım diye. Kimse gözünü çıkarmaz. Tek göze inmek değil, üç göze nasıl çıkarırım diye. Yani her şeyde mükemmele doğru istek var. Ondan zaten dünya perestlik çıkmış. Bu isteğin yönü ahirettir. Ama dünyaya çevirsen dünya perestlik oluyor. Bu da nedir? Eşyanın içerisinde, her bir zerrenin içinde, zerrenin içinde dört tane donanımdan çıkıyor. Bir, evamiri tekmin ediyoruz ya. İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Her bir zerrede, mülkünde yok, her bir yapının yapısında evamiri tekviniye var. Evamiri tekviniye nereden kaynaklanıyordu? Evamiri tekviniye kaynağı nedir? Meçhuldür abi. Yo, hangi sıfat yapıyor? Zat-ı sıfatı mıydı? Kanun emir. Kanun emridir. Kanun emri nereye dayanıyor? İrade. İrade ve? Ama bunları, bu şeyi bilmemiz lazım. Yani evamiri tekvine kanun emridir. Kanun emrinin kaynağı nedir? Hangi sıfatı bak? Bir irade. Şöyle düşünelim. İmam mübin, kitab-ı mübin. Kitab-ı mübinde ne var? Hangi sıfat var? Kudret var. Kudret ve? İlim. Kader. Peki imam mübinde ne var? Kader defter. Hangi sıfat var? İlim. İlim ve? Emir. Evamir tekvinede de bu var işte. İlim, emir. İrade, kudret kimin içinde var? Kitab-ı mübinde. Kitab-ı mübin yani. İmam-ı mübinin istisna edilmiş bir cüzüdür. Yani evamir-i tekviniyeden istisna edilen, değil mi? Kanun emriden evamir-i tekviniye, evamir-i tekviniyeden de vücud-ı harici çıkıyor. O zaman evamir-i tekviniye yani eşyanın içerisindeki iştiyak, incizap, ihtiyaç, meyil komplesinin adı evamir-i tekviniyedir. Bu evamir-i tekviniyi de yapan ilim ve emir. Emir ilim. Vücud-ı hariciye çıkarsa bu kitab-ı mubindir. Hangi sıfata bakar? Kudret. Kudret ve
irade. Yani sıfatı bilmemiz lazım. Yani temelden şu yapalım. Yoksa üzerinde bir sürü konuşmalar olur ama temele pergeli koyduktan sonra. Şimdi arkadaşlar, fıtratta ahiretin vardır herkeste. Beka istemesinin en büyük delili insanda ahirete karşı dört yapıyla var. İhtiyaçtır, iştiyaktır, incizaptır, meyli vardır. Yani eşyanın tabiatında dört tane şey var. Evet. Bundan zaten bu özellik olduğundan dolayı eşeği hareketlendirmiş, tebeddülat olmuş, hareketlenmiş. Peki bu eşeği hareketlendiren nedir? Eşeği donukluktan çıkaran hangi esmadır? Der. Denizli, Edirne, Hatay, Rize. Der. Onun adı nedir bizdeki, fizikteki adı? Zaman. Yani evet. Ustad diyor ki 437'de. 25. sözde. En başta 437'de. Evet, dünyaya zaman girdiği için gece ve gündüz o saat-i kübranın saniyelerini sayan iki başlı mülk mündedi. Bu çok önemli olduğu için aradım. Dünyaya zaman giriyor, dünya zamanla şeyi yok. Yani mekan ve madde ile alakalı ayrı bir şey, bir birimdir. Onun için zaman hakkında bu kadar farklı yorumlar yapılıyor. Tamam, mevzumuza gelelim. 400 kaçtı? 437. Doğru Mustafa, 25'in söz. Zaman girmiş. Eğer zaman girmese dünyaya, her şey durduğu yerde durur. Ne ana çocuk olur, baba olmaz, dün olmaz, yarın olmaz, cennet olmaz, cehennem olmaz. Hiçbir şey olmaz ya. Olduğu yerde durur. Ne olmuşsa odur. Şöyle. Yaş olmaz, baba olmaz, çocuk olmaz, cennet olmaz, cehennem olmaz, güzel olmaz, çirkin olmaz. Aman yarabbi ya. Aman aman. Ama zaman bir giriyor, hepsini hareketlendiriyor. Tamam. Cennetinde bir zaman olacak mı? Var. Ama yine de baki. Şöyle. Yani bir esma olsun ki cennette olmasın. Nakıs olur. Bütün esmanın azami derecedeki bütünlükle hareket ediyor orada. Kahar bile var. Hani 50 bin seneye denk veya 20 bin seneye denk. Yani pazartesi. Onları değil, değil. Benzetme. Orada pazartesi şu olacak, cuma böyle olacak deniliyor ya. Devam. Pazartesi, cuma falan şeyler yapılıyor onlar. Şöyle bir sual var abi. Hı. Diyor ki, kainat ilk yaratılışında ebede elverişli olarak sabit bir şekilde yaratılsaydı, böyle tagayyüratlı, inkılaplı, mal-ihtidam bir surette yaratılıp, bilahire tahripten sonra ebediyete kabil, metin bir şekilde yapılmasından daha iyi ve daha kısa olmaz mıydı? Neden böyle bir karışıklık oldu en başından? Yani herkes cennetteyken cennette olsa, cehennemdeyken cehennem olsa veya herkes cennette olsa da şu dünya açılmazsa, İşaret edeceğiz. Evet, sayfa. 143. Sayfa, kitabı söyleyeceksiniz. Nereye atıf yapıyorsun? Sayfayı söyleyeceksin. Sayfa, şey, kitap işaret edeceğiz. Envarleşler. Tamam. Tamam. Cevap. Vaktaki Cenab-ı Hak hikmet ezeliye ve inayet ezeliyesini. Bu esma şeyin başında da var abi. Sırrının başında da bu hikmet ezeliyesi. Şey de diyor. 531'de. Hı. Temizin nüktenin sırrında yine hikmet ezeliyesi şeyle başlıyor yine abi. Bu manada başlıyor. Hikmet ezeliyesi ve inayet ezeliyesinin iktizasınca insanlığın kabiliyetlerinin tezahürünü ve istidatların neşvülemasını irade etmekle Cenab-ı Hak nevi beşeri imtihan ve tecrübeye tabi tuttu. Zararları menfaatleri kattı. Şerleri hayırların içine attı. Güzellikleri çirkinliklerle cem etti. Hepsini birbirine karıştırarak kainatın hamuruyla beraber yaratılış teknesinde yoğurduktan sonra kainatı tagayyür, tebeddül, tekamül kanunlarına tabi tuttu. Üç tane: tagayyür, tebeddül, tekamül. Tekamül. Tagayyür, tebeddül, tekamül. Tekamül.
Vaktaki imtihan perdesi kapanır ve tecrübe zamanı nihayet bulur ve kainat tarlasının vaktaki hasadı hulul eder. Sani Hakim inayetiyle birbiriyle karışık yoğurduğu zıtları tasfiye eder. Tasfiye etmek, safileştirmek abi. İçlerinde tagayyüratı doğuran esbabı ayırır. Bu hakaik-i nisbi abi şeyden yine sırrında bahsedecek. Hı. Ve ihtilaf maddelerini tefrik eder. Sonra cehennem ebede elverişli olarak metin ve kavi bir cisimle teşekkül eder. Ve tazun. Ya ben geldim mücrimim. Yani, hitabına hedef olur. Cennet ise esasatıyla beraber ebedi ve muhkem bir şekilde tecelli eder. Ve münceli olur. Parlama, açığa çıkma manasında. Evet, gerek cehennemi, gerek cenneti teşkil eden ecza ve maddeler arasında münasebet vardır. Zıddiyet yoktur abi. Yani orada değişimin olmamasının, burada olmamasının nedeni, burada zıddiyet var. Sıcak, soğuk var. Niçin zıtlar birbirine girmiş? İstidatların ne şu neması diyor abi. Bunu temelde ben bir şey getireyim. Cevherlerin içerisine zıtlar giremez. Bu mevcuda cevher olmadığı için, mümkünat olduğundan, arazi vücut olduğundan zıtlar girebilmiş. O zaman mertebe olmuş. Mesela Allah'ın kudreti niye nihayetsizdir? İlmi niye nihayetsizdir? Çünkü zıt girememiş. Zatı olduğundan diyor. Zatı olduğundan, yani cevher olduğundan. Cevherler gözükmez. Bak mesela çekirdeğin programı cevherdir. Gözükmez. Cevherler mümkünattan olmadığından, zıtların cemi olmadığından oraya zıt giremiyor. Zıt giremeyince tebeddül olmuyor. Tagayür olmuyor. Tekamül olmuyor. Tebeddül, tagayür, tekamül olmuyor. Tebeddül, tagayür, tekamül zıtlarla olur. Bir de söylüyorum. Niye Allah gözükmüyor? Niçin Allah'ın yaşı yok? Ondan önce ne vardı? Bütün soruların temelinde cevap şu. Çünkü cevherdir. Cevherlerde bunlar olmaz. Bir şeyin, bir şeylerin içine bir şey girebiliyorsa o cevher değildir, sıfattır. Mesela şöyle diyeyim de ondan sonra keseyim. Balık içerisine fıtri olarak siz balığın kokusunun dışında koku sokamazsınız yapısına. Balığı pişirdik. Palamut kokuyor. Bu koku bu odada kokarken buraya esas kokusu, gül kokusunu verebilirsiniz. Bunun içine koku girebilir. Bu odanın, dinliyor musunuz? Bir şey anlatacağım. Bu odanın içerisindeki kokunun içerisine farklı koku sokabilirsiniz. Çünkü bu koku balığın sıfatıdır, dışa vuruşudur. Buna sıfat denilir. Bunu açıklamak için söylüyorum. Balık ise cevherdir. Asıldır. Balığın içerisine sen iğne ile, şırınga ile koku basamazsın. Yani gül kokusunu monte edemezsin. Balığı pişirdiğin zaman hem gül kokusu kokuyor hem palamut kokuyor. Olmaz. Cevhere hariçte müdahale edilemez. Ama cevherden çıkan sıfata müdahale edilebilir. Bu kainata aynı bu örnek gibi zıtlar girebiliyorsa bu kainat cevher değildir. Arizidir, mümkünattandır. Allah da sıfat değildir. Allah mümkünat olmadığı için, Allah her şeyin zatı, cevheri, aslı olduğu için zıtları yoktur. Cevher gözükmez, cevherin yaşı olmaz. Cevherde tebeddül, tagayür, tekamül olmaz. Cevherin yaşı olmaz. Cevherin başı olmaz. Şurada bir cümle var. Tagayür ve tebeddül nereden geliyormuş? Niçin? Hudustan ve tekamül etmek için tazelenmekten. Çok güzel. İhtiyaçtan ve maddelikten ve imkandan ileri geliyor. Ya sayfa lemalar mı? 30. lema 351. 350 hangi iki şeyden? Kayyumiyet bahsi. Kayyumiyetten. Ya? Tegayyür ve tebeddül, hudustan. Hudustan. Ve tekamül etmek için tazelenmekten. Tazelenmekten.
ve ihtiyaçtan, ihtiyaçtan ve maddelikten, maddelikten ve imkandan ileri geliyor. İmkandan ileri geliyor. Peki Cenab-ı Hak'ta niçin yok bunlar? Dediniz az önce. Zat-ı Akdes ise Zat-ı Akdes ise hem kadim Kadim ezeli. Ezeli başı olmamak. Evet. Ezeli değil. Başlangıçsız değil. He. Hem her cihetçe kemal-i mutlakta. Her cihetçe kemal-i mutlakta. Hem istinay-i mutlakta. Hem maddeden mücerret. Hem vacil vücut olduğundan elbette tegayyür ve tebedülü muhaldır. Mümkün değildir. Evet. Bu sebepten dolayı. Olmuyor. Ceber. Yani bu ne soru sorulursa sorulsun bu soruyla cevap. Ama ben daha çok şey yapmaya çalışıyorum, böyle muşakhas misal vermeye çalışıyorum ki hafızamızda veya birisiyle konuşurken veya bir tefekkür ederken malzeme kullanın diye. Mesela balığın içerisine artık kimse unutmaz. Şırınga ile gül kokusunu basamazsınız. Basarsınız ama o balığı pişirirken su aşağı akar. Kokmaz. Yani her zerresine bu yapıyı veremez. Çünkü balık mahluktur da yani anlamak için söylüyorum. Ceverdir kokuya göre. Ama koku buraya girmiş, buraya başka koku basabilirsiniz. İçine girebilir. Balık kokusu kaçtı? 15 derece. Gül kokusu basalım, 3 derece iner koku balık kokusu. Demek ki sıfatlara müdahale edilebiliyor, derecelendirilebiliyor. Allah da cevher olduğu için, güzel bir yer şey yaptı. Cevher olduğu için zıtlar giremez. Allah'ın zıtta yani cevherin içine zıt girmeyince yaşı olmaz, başı olmaz, doğurmaz, doğrulmaz. Ondan sonra yani maddelik gibi olmaz. Cevher olduğu için gözükmez. Kendilerini cevherler sıfatlarıyla kendilerini gösterirler. Cevherler mesela öz bir çekirdeğin içindeki programı çıplak gözle göremezsiniz. Ancak ağaçta meyve olarak görürsünüz. Veya dal budak olarak görürsünüz. Burayı bitirdikten sonra bir sual daha var, onu okuyacağım abi. Devam ediyorum. Evet, gerek cehennemi gerek cenneti teşkil eden ecza ve maddeler arasında münasebet vardır. Zıddiyet yoktur. Bir dakika, bir de söyle. Gerek cehennemi gerek cenneti teşkil eden ecza ve maddeler arasında münasebet vardır. Zıddiyet yoktur. Ha, şeyde de var. 107 işaretleyeceğiz galiba. Mütenasip şeyler arasında cezbe vardır der. Mesela bu niye ben böyle yapmaya, çapını genişletmeye çalışıyorum. Yani manayı eyleme dönüştürüp de güzel olsun diye. Mesela bu adam niye onlarla beraber? Niye bu öyle düşünüyor? Sorularımızın cevabı. Çünkü o da o tiptendir. Birbirine yakın olanlar birbirini cezbederler. Mesela cehenneme insan Allah atmıyor. Cehennem onu çekiyor. Nasıl çekiyor? Haşir meydanında onu çekiyor. Allah cehenneme atmıyor. Nasıl oluyor? Mesela buraya kağıt koy bir sürü. İçlerine bir iki üç tane de ufak demir koy. Kuvveti çok mıknatıs getirelim. Toz gibi olan kağıt. Bak şöyle ya. Toz gibi değil. Ama demir. Gidiyor ufağını çekmiyor. Ağrını çekiyor. Niçin? Çünkü mıknatısın yapısında demiri çekme özelliği var. Kağıdı çekme özelliği değil. Mıknatıste şu şey yok. Ağır, hafiftir, yakışıklıdır, güzeldir. Kadındır, erkektir, artıdır, eksidir, soğuktur, sıcaktır yok. Benim işim demir diyor. Cehennem de diyor ki benim işim günah diyor. Yani negatifliklerin yoğun olduğu bir yerdir cehennem. Yani dolayısıyla bunu okuduğun yerle 107'de de var, işareteceğiz da. Mutenaz birbirine yakın ve birbirine benzeyen, mutenazı birbirine yakın olanlarda cezb ve celp vardır. Onun için nereye giderseniz gidin, ayet-i kerimede de şöyle diyor. Kullu kullu ya'melu ala şakile. Koluna birisi girmiş. Bir çay içmeye gitti mesela, o buralarda bulunabildin. Ama sen eğer oraya uygun değilse ul küllü ya'melu ala şakili dönüp dolaşır kul aslına doğru gidecek. Aslı yerini bulacak. Orada duramaz. Durabiliyorsa o da o tiptendir. İki ay önce bir makale okumuştum da abi, insan kalbinin manyetik alanı 1.8 metreye kadar ölçülebiliyormuş abi. 1.8 metre. Oyun salonlarda niye insanlar böyle iç oturuyor?
veya oyun veya bu müzik eşliğinde oyun oynayan insanlar ne böyle yakın mesafede oynuyorlar falan. O kalplerin şey var ya, manyetik alanı birbirine tesir ediyor. Evet. Yani uzaktan oynandığı zaman tat vermiyor yani. O şeyi manyetik alanı büyütüyorlar kenarında, o noktada haz alıyorlar. Mesela bir misal söyleyeyim ben size. Yani kırpmaya çalışıyorum ki belli olmasın her şey. Bir Urfa'ya davet etmişti Kanal Urfa bizi. Oraya iftar aynı zamanda. Oraya gittiğim zaman bununla alakalı birisi var. Çok meşhur bu konuda. Oturuyor. Ben de oradayım. İlgimi çekiyor. Yani hiç benle akrabalığım yok. Ticaret yapmamışım. Bak bir akrabalığım yok. Alışverişim yok. Daha önce hiç görüşmemişiz. Beni biliyor, duymuştur. Acayip bir nefret var. Öyle bir nefret var ki beni bugün bile konuşturmuş. Bana bile tesir etmiş nefreti. Sonra anladım ki niye böyle oluyor? O anda oldu. Allah Allah. Dedim. Oturdum böyle. Daha iftara var. Konuşuyoruz ama aklım böyle. Bazıları var böyle beni içine yiyecek gibi yani. Alacak. O kadar seviyor. O kanışıyor böyle. Böyle acayip bir şey ya. Sonra araştırdım külliyatta ki niye böyle oluyor? O zaman merak ettim. Niye aynı davada olduğumuz halde bazılarını çekiyor, bazılarını itiyor. Orada işte birbirine yakın olanlar, ruhları birbirine cezbederler. Kurtulamazsın. Birbirine zıt olanlar da ne yaparsa yap, en es kutupları var ya mıknatiste, götür onu tak iter, tak iter, tak iter. Götürüyorsun itiyor. Ötekisini yaklaştırmadan çekiyor. Ne olursa olsun. Onun için peygamber için kullanıyor. Peygamber Aleyhisselam mıknatis gibi asıl saadetliğinde kendisini uygulananları çekti. Diğerleri çöp. Çöp çöp. Onu da kullanıyor zaten. Çok mühim olduğu için çok mühim sorularımıza da cevap veriyor. Yani sen, o adam seni sevmemesi o adamın yanlış olduğundan değil. Sen yanlışsın. Yani farklı düşündüğümüz. Sonra bir baktım ki bu seçimde bu adam, bu meşhur olan zat bu seçimde farklı külliyata hiç batmadan, külliyatı hiç ölçü almadan at koşturmuş. Şimdi yani yakın, bugün anlattılar. Bugün de cevabını buldu. O hakikati orada. Herkes fıtratının gereğini yapıyor. Aynen, meğer ruhlarda bu var. Peki ne yaptı Allah? Allah ne yapıyor? Kimin ne olduğunu hadiseler çıkartıyor. Hadiselerde insan kendisini seyrediyor. O adam masana mı? Vallahi de billahi Kur'an olsa Kur'an ya, tefsirin üzerine yemin ediyorum. Bak yemin ediyorum vallahi bir 6 gün oruç tutmam lazım. Şimdi o adam hakkında bugün bilgi aldım. Bugün söylediler. Dediler ki CHP'nin yönünde çalışmış. Oradaki de anlattınız. Evet, böyle bakan adam. CHP yönünde çalışmış. Ve onların gazetesine şimdi yazıyormuş. CHP yönünde cevcici. Oysa Ustad 206, ben ne dedim? Emirdağ'da bu parti gelmemesi için diyor, demokratları muhafaza etmeyin. Yani bunlar takılmayın bu şeylerse. Ama bunları iyi ki yaptı Allah. Kimin ne olduğu açık tabii ya. Ben buyum diyor. Yoksa Allah şöyle demiyor. Verin benim anlayışım. Verin benim sizin hakkınızdaki hükümlerinin ver hesabını diye haşır da demeyecek. Verin kaderinizin hesabı yoktur. Verin yaptığınızın hesabı olabilmesi için o insanların içinin dışına çıkması için Allah sebep hazırlıyor. Bu kadar basit bir sebeple Allah o kadar büyük netice alındı ki en tepedeki insan vasıtasıyla bütün dünyaya Bediüzzaman anlatıldı. Bu bir. Nurculukla Fethullah Gülen'in arası olmadığını, hiç alakası olmadığını, Nurcuların baş düşmanı olduğunu, Nurculara zıt olduğunu da ortaya çıktı. İnsanlar da kendilerini de, ben kimim, hangi tarafta, dünya perest miyim, hayat perest. Ustad diyor ki, hayatı ve dünyayı, yani dünya hayatını esas alanlar iman hizmetini kale almazlar.
187'de, şu 193'te onlar ortaya çıktı. Şimdi burada ne çıkıyor? Birbirine yakın olan tak, cezbe celbeden. O zaman da belirtiyor. Bugün de Allah Allah. Vay nasıl diyor. Meğer at koşturmuş. Evet. Hani ne? Peki bu tebeddüle, tagayyüre girmeyecek kadar basit bir mevzu. Ortaya çıkması lazım. Ya o kadar şükrediyorum ki ya Rabbi. Meğer Müslümanlar uğraşıyordu zannediyordum. Hayır. Tasafi ediliyor. Tekamül tagayyür, tekamül kanunu. Evet. Tebeddül, tagayyür, tekamül. Tagayyür, tebeddül, tekamül. Sırası böyle abi. İlk önce ne? Tagayyür. Tebeddül. Tekamül. Hep zaten A, B, C, C, E, E diye gidiyor bak. Tagayyür. Tegayyür. Tebeddül. Tekamül. A ile abi. Tagayyür. Tamam. Sonra eyle. Eyle. Sonra tekrar eyle. Evet abi. Hadi bak. Cisimlerin terkip ve tahliller arasında muvazene yoktur. Yani cisim bünyelerine girenlerin çıkanların arasında nispet yoktur. Onun için ihlalle yüz tutar. Fakat ahirette cisimlerin yapılışı öyle değil. Eczalar arasında tam manasıyla muvazene vardır ki ihlale mal kalmaz. Ne demek? Hemen kısaca söyle onu. Şey mi? Dünyada girenle çıkan eşit değil. 33 yaşına kadar girenler çok. 33'ten sonra çıkan çok vücuda. Evet. Onun için vücut çıkıyor. Cennette girenle çıkan eşit, onun için baki. Böyle hulasa kabiliyetimiz evet. Gelişecek. Anabolizma, katabolizma şeyinden abi. Heh, senin sağın ya. Anabolizma 25 yaşından sonra yavaşlıyor abi. 35 yaşına kadar. Yani Kur'an-ı Kerim 33 dediği için bizim için odur zaten. Kur'an-ı Kerim 33 şey, demiyor. Hadis. 33 referans olur. Tıpta şöyle 25-35 yaş arasında şeydir abi. Alışveriş aşağı yukarı denktir. 40-35'ten sonra da çöküş başlar. Allah'ım. 33 dediğine göre bizim için tekamül tamam. 33'tir abi. Şimdi abi yani bu imtihan olmasaydı hani insanlar cehenneme gitmeseydi falan gibi sorular abi. 163 işaret edeceğiz. Hı. 164 abi. İnsanlardan büyük bir kısmı şekaveti meydanda iken yalnız küçük bir kısmının saadeti nasıl nevin saadetine sebep olur ki şeriat rahmettir diyorsunuz. Halbuki nevi saadeti ya bütün efradın veya kısmı ekserisinin saadetiyle olabilir. Diye soru var abi. Cevap altına 100 yumurta bırakılan tavuk. O yumurtadan 20'sini civciv çıkarıp 80'ini ifsad etse bu tavuk yumurta nevine hizmet etmiş olur. Çünkü bir civciv bin yumurtanın annesi olabilir. Veya 100 tane çekirdek toprağa ekilse ve su ile sulanıp bilahare 20'si neşü nema bulup hurma ağacı olsa ve 80'i çürüyüp mahvolsa 20 çekirdeğin sümbüllerin ağaç olmasına sebep olan su elbette çekirdek nevine hizmet etmiş olur. Veyahut bir maden ateşte eritilse 5'te biri altın, mütebakisi toprak çıksa elbette ateş o madenin kemaline, saadetine sebep olur. Binaenaleyh teklifte de insanların 5'te birini kurtarsa o 5'te birinin saadet-i neviyene sebep ve amil olduğuna katiyetle hükmedilebilir. Mahaza yüksek hissiyat ile güzel ahlakın neşü neması ancak mücahede ve iştihatta olur. Evet sağ el daima çalıştığı için sol elden kuvvetlidir. Evet. Şeyde var ya abi, mesela bazı güzel istatların da şey olması mesela kafir. Peki şöyle bir şey sorsa. Metinleri okusak uzun olur. Evet. O eratıfları. Biraz da hulasayı biçermenle orayı okuyup. Peki insanın içi karma. Karma. Evet. 18 bin alem. Her bir alemde çok mertebe var. Bir resmada niyet. Peki insanın bu zıtları ayrıştırdık. Aynı şey bak. Bir tencereyi düşün. Ayrıştırdık. Ayrıştırdıkça aşağı iniyoruz değil mi? Ayrışma nerededir? Yüzeydedir. Mülktedir. Evet. Bak iyi dinleyin hepiniz. Bak nereye gideceksiniz? Perdeyi yırtmak istiyoruz. Zıtlar dışarıdadır. Zıtlar ayrıldıkça aşağı iniyorsun. Ayrıldıkça aşağı gidiyorsun. Peki, ayrıldıkça aşağı gittin. En son nereye gideceksin? Ne bulabilirsiniz? Yani ne? Mecule gidiyor abi iş sonuna. Lübe gidiyor. Mekansız mekan olacak abi. Evet. Böylelikle neyi gösteriyor biliyor musun? Her şey her yerde var.
Yani ayrışma kanunu aslında dipten haber veriyor. Dibi olmayan da ayrışma yoktur. Mesela balığı pişirdik. Balık içinde koku yoksa balık kokusu çıkar mıydı? Çıkıyorsa demek ki çıkmaya müsaittir. Yani o içeride konmuş ama aslında dışarısının malıdır. Koku içeride bir işe yaramıyor. Balık kokusu balıkta bir işe yaramıyor. Balık kokusu alıyor mu balık? Yok. Balık kokusu balığın içindedir ama dışı içindir. Balığın içindeki kokuyu alman için balığı balıktan çıkartman gerekiyor. Tamam mı? Kışırdır balık. Bir sürü şeyler var. Ayrıştır. Koku çıktı. Başka ne çıktı? Yağ tat çıktı. Yağ çıktı. Yedik. Bak neler çıkıyor. Yedik. Lezzettir. Zevktir. Hücreye indi. Ta şeye kadar. Bakın ayrışa bu neyi gösteriyor? Lübü gösteriyor. Yani bir şeyin ayrışabilmesi için o şeyde mertebe olması lazım. Öyle bir makama geleceksin ki ayrışmayacak bir yer var. Ayrışamaz artık. Öze gelecek. Öze geliyor. O zaman daha cennette cehennem. Ayrışma yeri ya. Adam bu dünyada zaten kendisi ayrıştırdı. Cennet cehennem. Yaşıyor zaten. Küfür cehennemdir diyor usta. Adam cehenneme girmiş zaten. Daha hangi cehenneme gidecek? Oraya gidince aslını çekecek. Adam cennete girmiş zaten. Niye? Ruhunda cenneti yaşıyor. Ha, ayrışmadan bahsediyorsun İrfan orada. Değil mi? Evet. Ayrıştın. Bak ayrıştıkça indik. Ayrıştır in. Daha nereye gideceksin? Cebere gidiyor. O zaman şu dünya gözüken var ya şu bina falan. Ayrıştırdın hem pat. Cilve cemanla tekam. Biraz daha şey yaparsan. Sen aslına geçtin. Şu anda mücadele olaylar, hadiseler bizi tagayür ettirmiyor mu? Tebeddül ettirmiyor mu? Olaylara basıp biz çıkmıyor muyuz? Ha, bir hakikati, külliyatta bir hakikati yaşamakla çıkmak var. Bir de bilmek var. Dördüncü mesele biz aittir, yaşadık yani. He, yaşayacaksın. Ne kadar? Peki, açtın, aç, iniyorsun. Aç, in. Bir şey ben hissediyorum ama anlatabiliyor muyum? Yani üzerine indiğimiz yer ahirettir ya. Bu yüzden diyor hakikati zahir içinde görmek. Evet yani aynı evet zahir içinde hakikati görmek. Ayrışa ayrışmayacak bir tarafımıza geleceğiz. O da sensin kendin. İşte ben olan ben o. Mesela ayrışalım. Çıkar gömleğini. Çıkar atletini. Çıkar bedenini. Çıkar hayatını. Çıkar his ve şuurunu, çıkar akıl sana giydirilmiş, çıkar aklını, çıkar ruh gömleğini, ruha gömlek diyor. Artık çıkarılmayacak bir cevher var, ben olan ben. Hep bu konuştuğumuz buralarda, böyle biraz okuduğum şeyi enfüsümüze uygulamamız lazım İrfan böyle. Tam ayrıştırdık, böyle ne oluyor? Elbiseler, üzerimizden elbiseler kalkıyor. Tamam, buraya gelelim. De ben de geçen aklıma takıldı. Hani dedim ki yani böyle biz esmada sıfatı görüyoruz. Demektir ki esmayı da görüyoruz. Sıfatı da görüyoruz biz. Biz evet. Kimiz o zaman dedim. Yani böyle kafama takıldı. İşe gidene kadar düşündüm. Yani biz sıfatta esmanın tecellisini görüyorum ben. Yani ben olan ben. Fark ediyor bunu. Ben o zaman neyim falan. Demek ki bu ayrışmanın sonu olacak. Durum iyi değil. Ha şimdi peki hayırla şeri, güzelle çirkini, nefle zararı aynı yerde nasıl olabiliyor ya? Şu kullanılan teknolojiye bak. Evet, karanlığı nurun içine karanlığı. Odunun içerisine nuru hem de dumanı koyuyorsun. Ondan sonra odunun içindeki latiftir kesif olarak gösteriyorsun. Bakın odunu meydana getiren malzemeler latiftir. Dumanda, ısıda, ışıkta, alevde, renkte. Öyle mi? Hepsi latiftir. Ama bu dünyada odun olarak göstereceksin kesif. Odunun içi karanlık ama karanlık içinde nuru koymuş. Yani
İnsan aynı böyledir. O zaman ahireti şu anda intikal etmek, yani odundan nura intikal etmek kadar kolaydır. Odunun içerisindeki nuru nasıl inkar edemiyorsan, dumanı, insanın da bu yapısında cennet cehennemi öyle inkar edilemez. Odunun içerisine dumanı nasıl koymuşsa, fıtrata da, yaratılışın içinde de cehennemi de öyle koymuştur. Çünkü cehennemdendir duman. Bir de abi bu tekamüle giden şey noktasında, mesela bazı insanlar tekamül istiyorlar. Yani insanların fıtratında var bu. Bir derin mesela biz bir insan Müslüman bile olmasa, fıtratı güzelse seviyoruz insanı. Yani evet. Şöyle, diyelim ki umumi hayat, içtimai hayatta yapılan kanunlara uygun da yaşıyorsa, şey yaşıyorsa, yani kendisi Müslüman olmayıp da vasıfları Müslümansa, bu insanlar hoşuna gidiyor. Evet. Buna doğru gidiyorlar. Doğru. Yani tekamüle doğru gitmek her şey. Bu da o zaman şu demek oluyor ki yani abi, demek ki bir insanın her noktada cehennemde azap çekmeyecek. Yani güzel kullandığı vasıflar noktasında cehennem demek onu çekemeyecek abi. Hani cezbedici çekme olacak evet. Diyorsun ya. Nedir biliyor musun cehennem veya cenneti şöyle düşünün. Sen başka bir şey taşıdın. Mesela ben bir sıfatımla günah işledim. Bir tarafımla sevap işledim. Bilmem ne tarafımla ben şey yaptım. Her bir 18 bin alemin bir denominesi var ya. Evet. Onlar hepsi bir vücut olacak kendisine uygun. Tamam. O 18 bin alemdeki bizde cehenneme uygun yaptığımız şey cehennemde azap görecek. Onun için biz azap değiliz buradaki gibi. O 18 bin alemin her bir hisse, her bir latifeye uygun bir libas giydirilecek. Abi efendimizin ama her alemden de, her bir alemden de nihayetsiz his var. Cennet de böyledir işte. Onun için akıl almıyor. Hepsi ben olacağım. Hepsi peygamberimizin şey dedi. Amcası Ebu Talip var ya abi. Hani imansız gittiği yönde ittifak var. Şimdi o onun için okumuştum da cennette hususi bir cehennem, cehennemde hususi bir cennet kavramı var. Yani o Efendimiz olan muhabbetlerinin veya bazı güzel hissiyatından kaynaklanan cehennem içinde. Yani sanki torpil gibi gözüküyor. Hayır. Ona usta meyletmiş. Fakat ne derler diye o zaman çok şeydi yani o kadar kibirli bir kavim ki bunu söylersem siz bu olayı çözersiniz. Kibir dersini yapmadan önce asıl saadette niçin kibir üzerine fazla durmuş? Kibir o kadar acayip revaçta bir şeymiş ki o dönemde adamın elinden altın düşüyor eğildi demesinler diye düşen altını almıyormuş. İşte bunlara secde getireceksin anlamaz. Ayakkabısı çıkmış, eğirdi, düzeltti demesinler diye millet bakıyormuş, ayakkabısını bırakıp gitmiş. Ve bir kısım sahabe Müslüman olunca, ya Muhammed biz iman ederiz ama bize namaza zorlama. Biz namaz kılmayız. Kılamayız yani. Kibiri düşünün yani. Şimdi amcası, o Mekke'nin kadınları, İşte şeyler derler diye iman etmiş o taraf. Yani kibir o kadar revaçtaydı. Cehennemden korktu derler. Evet. Kibiri araştırdım. Kibir Risale-i Nur'da kuyu demektir. Haset hapishane demektir. Kuyamıyor. Kuyudan çıkamıyor. Evet. Başka var mı? Bir tane atıfım kaldı abi. Evet. İstidatlar inkişafı ihtiyara bağlı noktasında. Tamam. Bir sual var burada. Tamam abi. Diyorsun ki, yine işaret edeceğiz. Sayfa 163 bir sayfa öncesi abi. Teklif saadet içindir. Halbuki eksen nasın şekavetine sebep tekliftir. Teklif olmasaydı bu kadar tefavütü şekavet olmazdı. Yani aşırı derecede şekavet. Cenab-ı Hak verdiği cüz ihtiyarıyla, efal ihtiyarıyla alemini kesbiyle teşkil etmeye insanı mükellef kıldığı için, tekrar okuyayım abi, verdiği cüz ihtiyarıyla efal ihtiyariyeyi alemini kesbi teşkil etmeye insanı mükellef kıldığı gibi ruhu beşerde vediye olarak ekilen gayrimütenahi tohumları sulamak ve neşu nevalandırmak için de beşeri teklif ile mükellef kılmıştır.
Eğer teklif olmasaydı ruhlardaki o tohumlar meşru neva bulamazlar. Demek ki teklif denilen şey sudur yani. Evet, nevi beşerin ahvale dikkatle bakılırsa ki ruhun manen terakkisini, vicdanın tekamülünü, akıl ve fikrin inkişaf ve terakkisini telkih eden, yani aşilen şeriatlardır. Vücut veren tekliftir. Hayat veren peygamberlerin gönderilmesidir abi. Teklif nedir? Teklif sudur. Evet, teklif sudur. Yani ağaca su vermek, teklif etmek çekirdeğe. Bak ağaç oluyor musun, olmuyor musun? Teklif suyudur. O için üç defa durdum. Teklif. Teklif, mükellef kılmak, tamam mı? Ona vazife yüklemek. Yani ama bu sefer kaçamıyor fıtratına. Şimdi bizim elimizde olmayan bazı hadiseler var içtim hayatta. Elimizin dışında cereyan ediyor. Artık teklif ediliyor. Ne yapacaksın? Gayri ihtiyar. Aa, su verildi artık. Semada yağmur indiriliyor. Çekirdek. Çekirdeğe teklif ediliyor. Aa, çıkıyor musun yukarıya, aşağı mı iniyorsun? Çürüyecek misin, yukarıya mı çıkıyor? Başka şansın yok. Eğer su gönderilmese çekirdek toprak altında kalacak. Toprak altında kalacak. Çürüyecek yani. Hani o zaman gelişen hadiseler büyük nimettir. Mesela şu en azından şudur. Tarafkirliğimiz, nefretimiz sebaptır, biliyor musunuz? Tarafkirliğimiz sebaptır, cihattır diyor. Acayip bir şey. Çünkü küfre rıza diyor vesaire. İşte teklif sudur. Peki suyu başka yerde kullanıyor. Onu söyleyen su başka Risale-i Nur'dan ne geçiyor? Aferin. İslamiyet su, iman ziyası. Ha. İslamiyete su diyor. Teklife de su diyor. O zaman teklif edilen İslamiyettir. 322. Bak birbirine bağlamak böyledir. Yani teklif nedir? İslamiyettir. Ne demektir? Sudur da ondan. İslamiyet suyuyla, imanın ziyasıyla, evamir Kur'aniye, ubudiyet toprağının altına konarsa insan ne şu ne ma bulur. Bir tane eksik olursa hiçbir şey olmaz. Geldi odun, gitti odun. Ve ezeli ve ebedi olarak bir en korkunç oda bir yazı yazdım. Milyarlarca insan toprak altında inleşiyor. Bana bir dakika ver diye Allah'a. Ama ellerine geçmeyecek. O dakika şu anda bizim elimizde var. İşte bu teklif bunu fark ettiriyor. Teklif aynı zamanda edilenle edilen, bak şimdi, edilen, eden, ikisiyle alakasını bağlayan çıkan şey. Farklı bir şeydir. Teklif eden Allah. Teklif edilen İslam, insan. Teklif denilen şey İslamiyet. İnsandan ortaya çıkan değişik bir şey. 4. Bak, karşıki sayfada 4 tane vardı. Su buz ilişkisi. Kışır lup ilişkisi. Lafız mana. Lafız mana ilişkisi. Ruh ceset ilişkisi. 4 mü? Teklif eden Allah Celle Celaluhu. Teklif edilen insan, teklifin kendisi İslamiyet, teklifle insandan ortaya çıkan. Cennet, cehennem. Evet, yani cennet, cehenneme kim nereye gideceğini kendisi zaten insan bilir bu dünyada. Çünkü cennet ve cehennem tombala ile zar atılmıyor. Ve insan kendi aleminde yaşadığının ne yaşıyorsa hali, onun inkışağının inkışafından çıkacak cennet, cehennem. Yani Mısır'ı patlattık, ateşe verdik. Ne patlar? Kestane patlar mı Mısır Mısır'dan? Mısır'ı koyduk ateşe, Mısır patlar. Koyduk Mısır'ı toprağa, Mısır çıkar. Yani şu anda ne yaşıyorsak o cinsten bir şey çıkacak. Ahiret denilen dünyanın bitişi değil diyor usta. Ahiret dünyanın inkışağının inkışafından çıkacak. Zaten şöyle bir tabir kullanıyor sana burada. Alem-i beka şu alem-i faniden yapılacak. Evet. Doğru. Burada durduk. Peki. Nakış bu işin en kesif hali değil mi abi? Yani şu an biz nakışız yani. Evet. Yani
sıfatın üzerinde Cenab-ı Hak şunları çalışıyor. Cilve, cemal, nakış, sana. Şöyle, bu varlığın kaynağı sıfattır. Allah sıfatın üzerine soğuktur, sıcaktır, kadındır, erkektir, beyazdır, siyahdır, yumuşaktır, serttir, aşağıdadır, yukarıdadır, daldır, taştır. Bunlar hep esma şekillendirmiş. Onun için sıfır. Musavir mi? Yani esma şu. Esma sıfatın üzerinde ne yapar? Cilve, cemal, nakış, sanat olarak gözükür. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyet ilmeye sürer, vücudu ilimden vücudarı çıkarır. Yani eşya aynadır, sıfattır. Aynada gözüken esmadır. Çünkü esma sıfattan çıkar. Sıfat şuunattan çıkar, şuunat zattan çıkar. Biz Allah hakkında ne konuşuyorsak, ne konuşulacaksa, dibine yok ama dibi dahi olsa hep esma-i hüsnadaki Allah'tır. Mahiyet-i zatiyedeki Allah değildir. O bilinmeyecek. Allah Resulü diyor ki sen en iyi kendini bilen ya Rabbi sen sensin. Yani bir daha söylüyorum. Vacibül vücut aleminin en dış kabuğu esmadır. Her şey anlamak için diyoruz kabuğu. Esma-i hüsnadır. 22. sözden söylüyorum. Esma nereden çıkar? Sıfattan. Sıfat, şunat. Şunat, zat. Ha, şimdi biz ne konuşuyorsak, 350 bin tefsir, dünya ve ahiret dahi, esmadan konuşuyoruz. Esmadaki Allah, mahiyet-i zatiyesindeki Allah yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok, yok olacak. Yoktur. Yok, öyle bir şey yok. Cennette de yine esma. Yok yok, esmanın son nihayetsiz mi? Nihayeti yok ki. Bana dedik abi dibi yok mu? Getir dibi, o iste başka bir şeyi. Git yürü, dibini getir başka bir şey iste. Bunu insan için söyledim. Abi insandan daha mükemmel, Almanya'da sordular. İnsandan daha mükemmel Allah yaratamaz mıydı? Yaratırdı. Niye yaratmadı? İnsanın dibi yok ki yaratsın. Sen yürü, insanlığına yürü, yürü, yürü. Abi yol bitti, bana dön. Bundan sonra niye başka kabiliyet yok? Sen kabiliyetlerini bitir, bitir, bitir. Sonra de ki ya insanlık bir yerde bitti. Ondan sonra daha insan güzel olamaz mı? İnsanın dibi yok. İnsanla bir gir. Öteki taraftan Allah'ın esması, sıfatı, şuunatından çıkarsın. Kaynağı oraya olduğu için dibi. Evet, kaynağı o. Kaynağı o. Direkt esmaya. Buradan gir tünele. Esmadan çıkarsın. Esma biter mi? 641 mesnevide. Orası diyor ölüm ve helakettir. Tamam ya tünelden geçtin, esmayı bitirdin, sıfata gireceksin. Sıfat tünellerini bitireceksin. Ya dibi yok ki. Ve vacibül vücudun giriş kapısıdır insan. Tünelin kapısıdır. Daha tünelin içi de değil, tünelin sonu da değil, sonu da yok. Sonsuz son. Sonsuz son, zamansız zaman, mekansız mekan, vasıfsız vasıf, kokusuz koku, sessiz ses, sessiz ses, varlıksız varlık, gözsüz göz, dilsiz ses, neyse. Demek ki vacib-i vücudun babıdır insan, babı insaniyet, giriş kapısıdır. Vacib-i vücut giriş kapısıdır insan. Tövbes doğru giriş ama... Kapı işte. Bab-ı insaniyet ismi hakim ve ismi neydi? Bab-ı insaniyet ismi hakim ve ismi hak ve hakimin cilvesidir. Hakim de var orada. Hakim yok orada. Hakim yok mu? Yoksa alt paragrafta ismi hakkın cilvesi. İsmi hakkın. Altına bak altına bu paragrafın. Hiç mümkün mü Cenab-ı Hak mabudun hak? Cenab-ı Hak, tamam. Hakim yok. Tamam. Hak demek. Benim ismi azamım. Hak yok. Hakim yokmuş. Demek ki bab nedir? Kapı. Kapı. Bab-ı insaniyettir ki ismi Hakk'ın cilvesidir. Ne demek? Bu kapı işte ben hikaye anlatmıyorum. Bab kapıdır kardeşim. Bak kapı demedi üstad. Bab dedi. Perdeledi biraz. Bab-ı insaniyettir. İsmi Hakk'ın cilvesidir. Bab. Girdim o kapıdan, işte vacibül vücut da soluğa alırsın gidebilirsen.
dipsiz dip insan. Peki. Ahir davahu menilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha temas selavatı.